Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir tatlı ile geldim. İncir tatlısı, cevizli, sütlü incir tatlısı. Hazırlaması son derece kolay ve basit. Tam bir kış aylarında hazırlayabileceğiniz tatlı oluyor. Nasıl yapılır, nasıl hazırlanır? Her aşamasını sizlere göstereceğim. Hadi hep birlikte tatlımızı hazırlama aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet, incir tatlısı hazırlayacağız bugün. Burada benim yarım kilo incirim var. Hatta poşetimde bakın çıkarmadım. Yarım kilo incirden hazırlayacağım. Tabi ölçüleri çoğaltıp azaltabilirsiniz ama yeterli olacaktır. İlk aşamada incirlerin sap kısımlarını bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Şu gözüken sap kısımları var ya, bunları şöyle keseceğiz. Birebir ölçülü olarak sizlere vereceğim. Harika bir tatlı oluyor arkadaşlar. İnanın çok seveceksiniz. Hele kış aylarında bu tatlıyı yapın. İlk aşamada gördüğünüz gibi saplarını bu şekilde kesiyoruz. Sizlere birbirinden lezzetli birçok tatlı tarifi verdim. Bu da onlardan bir tanesi olacaktır eminim. Evet. Yarım kilo incirin saplarını kestik. Çöplük kısımlarını. Şimdi güzelce incirleri yıkayacağım. Evet. 2 su kadar yıkadım incirleri güzelce. Şimdi üzerine çıkacak kadar su koyuyorum. Bakın incirlerin üzerine çıkacak kadar çıktı çıkmadı yeterli olacaktır. Ocakta 5 dakika incirleri kaynatacağız. Şimdi ocağı kaynamak üzere götürüyoruz. Başka bir şey koymadık. Bu şekilde bakın ocakta incirleri kaynatıyoruz ki incirlerimiz yumuşasın. Sıcak su haşlayıp da sıcak suda da bekletebilirsiniz ama tabii ki zaman alacaktır ve daha yumuşamayacaktır güzel. Ama bu şekilde yaparsanız çok daha lezzetli incir tatlısı yemiş olacaksınız. Gördüğünüz gibi bakın yumuşamaya başladı. İncirlerimiz de şişmeye başladı. Tombik tombik olmaya başladı. Suyu bayağı bir azaldı. Ocağı kapatıyoruz. İşte incirlerimizi kaynattık. Bakın suyu çok az kaldı. Onu da zaten tatlıya kullanacağız. Şöyle bir cam fırın kabına koyacağım. Yarım kilo incire bu fırın kabı yeterli. Ama daha fazla incirden yaparsanız daha büyük fırın kabı kullanın. Şimdi incirlerin kestiğimiz kısımlarını şöyle bakın üst tarafa gelecek şekilde çeviriyoruz ki İçine tabii ki ceviz dolduracağız bu incirleri. Onun için üst kısma gelecek şekilde kestiğimiz kısımları çeviriyoruz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. 100.000 abonemize çok az bir zaman kaldı. 100.000 abonemi olduğumuz zaman çekilişimizi yapacağız, hediyemizi vereceğiz. Burada da bir su bardağı kırılmış cevizim var. Onu şöyle kabıma döktüm. Şimdi iki tane küçük çay kaşığı alıyorum. Benim şu anda incirler sıcak. Sıcak oldukları için haliyle elimle açamayacağım için bu şekilde çay kaşığı ile şu orta yerlerini bakın açtırıyorum. İçine cevizini dolduracağız. Hepsini güzelce açtırıyoruz. Evet. İncirleri açtık. Şimdi içine çay kaşığıyla yine bakın aldıkları kadar ceviz içi dolduruyorum. Kırılmış cevizi dolduruyorum. Ha dersiniz ki bende ceviz yok yapamaz mıyım? Tabii ki de yapabilirsiniz. O zaman hiç açmanıza gerek yok. Ceviz de koymayabilirsiniz yani. Hepsine güzelce cevizleri dolduruyoruz.
bir bardak ceviz içi yeterli olacaktır. İyiden taşırmanıza da gerek yok. Şöyle bir çay kaşığı ya da iki çay kaşığı ceviz içi içlerine koyuyorum. Bütün ceviz de koyabilirsiniz. Bütün olarak da koyabilirsiniz ama bu şekilde koyarsanız çok daha güzel oluyor. Evet, aldıkları kadar ceviz içini hepsine doldurdum. Bu kaldı. Onu da koymayacağım artık. Yeterli oldu. Gördüğünüz gibi ceviz içlerini de doldurduk. Şimdi ne yapacağız? Şekerini vereceğiz. Şöyle boşluklu kısımlarını azar azar bakın şekeri de döküyorum. Üzerine direkt dökmüyorum. Neden dökmüyorum ki? Erimesi kolay olsun. 4 yemek kaşığı şekerim var. Toz şeker yeterli olacaktır. İsteyen hiç de koymayabilir. İncirin kendi tadıyla da pişirebilir. Ama ben 4 yemek kaşığı şeker koydum. Burada da sütüm var. Sütümü ısıttım. Buz gibi değil. Hani dolaptan alınmış gibi değil. Sütümü ısıttım sıcak. Ve sütümü şöyle kenarından yavaş yavaş incirlere döküyorum. 2 bardak süt dökeceğiz. Bir bardağını şöyle bakın hani cevizler dağılmaması için üzerine dökmüyorum. Şöyle kenar kısımlarından sütünü de veriyorum yavaş yavaş. Bir bardağını döktüm. Diğer bardağı da yavaş yavaş dökelim. Gördüğünüz gibi sütümüzü de verdik. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. İlk aşamada ocağın üzerinde şöyle bir kaynatacağım. Daha sonra incirleri fırına vereceğim arkadaşlar. Bu da fırında çok fazla durmaması için. Ha, direkt de fırına sokabilirsiniz. Hani kaynaması hızlı olsun diye birazcık tıkırdatıp fırına veriyorum. Gördüğünüz gibi sütünü içti. Üzeri de kızardı. Kaymaklı oldu sütü ile birlikte. Muhteşem bir incir tatlısı hazırladık arkadaşlar. Çok harika gözüküyor. İncir tatlımız şu anda hazır. Servis tabağına koyalım birkaç tane. Umarım sizler için hazırlamış olduğum incir tatlısı tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de bu tatlıyı yapın, hazırlayın. Kış aylarında çok güzel yeniyor bu tatlı. Yemeklerin arkasından şöyle tatlı aradığınız zaman yiyebileceğiniz harika bir incir tatlısı hazırladık. Sütlü cevizli fırında incir tatlısı. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Şöyle servis tabağına alalım. 4 tane şöyle koyalım servis tabağımıza. Gördüğünüz gibi harika gözüküyor. Biraz da şöyle şerbetinden dökelim üzerine. Mis gibi. Sütü tamamen içine içti. Ve üzeri de gördüğünüz gibi sütüyle birlikte kızardı. Olması gereken de budur. Bakın üzerine şöyle birazcık da şerbetinden döktüm. Harika gözüküyor. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu tatlıyı yapar hazırlarsınız. Sizlere birebir ölçülü olarak verdim tatlıyı. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Abone olun ki 100.000 abonemizi dolduralım arkadaşlar. Doldurduğumuz zaman çekilişimizi yapacağız ve hediyemizi bir şanslı abonemize vereceğiz. En yakın zamanda inşallah 100.000 aboneye ulaşırız. Hoşça kalın, afiyetle kalın.